Peygamberimizin gizlenen mucizeleri. Büyük sellerin olması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen bir diğer mucizesi ise 1400 sene önce haber verdiği bir hadis-i şerifinde ahir zamanda kıyamet alameti olarak büyük sellerin olacağını bildirmesidir. Hadis-i şerifler şu şekildedir. Ev ve kulübe bırakmayan şiddetli bir yağmur yağıncaya kadar kıyamet kopmaz. Gökten şiddetli yağmur yağıp taş binalar hariç bütün kerpiç evler yıkılmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanların üzerine yağmurun bolluğu fakat verimin azlığıyla aldatıcı yıllar gelecektir. O dönemde yalancı adam doğrulanacak, doğru adam yalanlanacak, hain adama güvenilecek, güvenilir adam hainlikle itham edilecek. Kıtlık ve fitneler yılı yağmurun yağmaması değil, yağmurun yağıp yağıp da bitki adına bir şey bitirmemesidir. Sonra Allah çiğ gibi yahut gölge gibi bir yağmur gönderecek. Yahut yağmur indirecek. Bundan insanların cesetleri bitecek. Geçtiğimiz günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sel felaketi haberleri de içinde bulunduğumuz dönemin ahir zaman olduğunu teyit eder niteliktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 yıl önce içinde bulunduğumuz ahir zamanda artan yağışın ciddi felaketlere sebebiyet vereceğini hadislerinde bildirmiştir. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar fazla sayıda afet haberini her gün televizyonlarda izliyor, gazetelerde okuyoruz. Doğal afetlerin son yıllarda hem sayısal hem de büyüklük olarak arttığı istatistiksel bir gerçektir. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanan doğal felaketler dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca insan etkilemiş ve hesaplanamayacak büyüklükte maddi hasara yol açmıştır. Son yıllarda seller nedeniyle oluşan kayıpları inceleyecek olursak, ahir zamanın önemli işaretlerinden birinin gerçekleşmekte olduğunu çok açık şekilde görebiliriz. 2008 yılında Hindistan'da Haziran ile Eylül ayları arasındaki yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinde binden fazla kişi öldü. Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 32 kişi hayatını kaybetti. Çin'de 2008 Mayıs ayında meydana gelen şiddetli depremin merkezi Wenchuan şehri yoğun yağışların etkisi altında kaldı. Bazı yörelerde ciddi sel felaketi ve toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 1 milyon 880 bin kişinin yaşamını etkileyen bu felaketlerde 8 kişi hayatını kaybetti.